Böyledir işte ince. Yüzü tutmaz, yumuşak davranır. Ondan sonra başı sıkışınca da kaçar. Dur, hepimizin başını derde sokacak. Hemen hüküm verme, savunmasını dinlemedik daha. Tez canlı, önce dinlesene. Ben adamdan değil, kendimden kaçtım diyorum. Ben demedim mi? Kendine güveni yok diye. Alpay'ı da böyle terk etti işte. Alpay'ı ben terk etmedim, kendi istedi. Hem ben Alpay'ı da seviyorum. Nasıl yani? Hem Alpay'ı hem Bülent'i mi seviyorsun? Evet, çelişkili bir durumdayım. Dedim ya, hanımefendi maymun iştahlı ya, bu sefer de Turan Bey'e gönlünü kaptırmaktan korktu. Korkmadım abicim, sadece biraz etkilendim. Nasıl bir adam bu Turan Bey Türkan? 35 yaşlarında, hoş, yakışıklı, gönül alıcı, biraz da zengin. Aa, anlaşıldı. Türkan Hanım Bülent'le Alpay'ın pabuçlarını çoktan da mı atmış? Aman abi. Aman sulu sen de. Sulusu var mı? Etki tepki sonucu yeni bir sentez ortaya çıkmış. Turan Bey. Herkes etkilenir. Her etkiden de bir sonuç çıkmaz. Hem ben sandığın gibi şıp sevdi, en tüpüften bir görüşte aşık olan bir kız değilim. Aa, tamam. Ağlama Türkan. Aman sanki abisini tanımazmış gibi ağlıyor bir de. Bu gözyaşları adam akıllı ve derinden etkilendiğinin açık birer kanıtı. Gözyaşları aşkın mayasıdır. Ağla kız kardeşim Türkan, ağla, açılırsın. Pis ne olacak pis? Herkes bize bakıyor, rezil olacağız Allah aşkınıza. Türkan ben İzmir'e gidiyorum dedi. Sen bacıya sahip ol. Ben de Topkapı'da otobüse atladığım gibi soluğu burada aldım. Evet. Ne oldu İzmir'de, bir şey mi oldu bacı kalfa? İzmir'de değil, evlerdim. Ölenler burada oldu. Hayrola ne oldu? Hep bu bizim münasebesi Türkan'ın yüzünden. Ne oldu? Şunu başından anlatsana bacı kalfa. Ay sen kalk. Tanımadığım bir adama yüz ver. Bir adam da tabii aslarını istesin. Ondan sonra kalk İzmir'e kaç. Ay, o Serbi Bülent'e nasıl acıyorum evladım. Ama bir gözlerine aydın. Annesi Türkan'ın gözünün içine bakıyor böyle. Bir dediğini iki etmiyor evladım. Anladın mı şimdi? Anlayamadım ben seni. Hayır o da değil. Bir de kalk sen sokağın ortasında tanımadığın bir adamı ayağını teslim et. Kim? Türkan. Neden? İşte ayağı burkulmuş da ondan. Ayağını teslim et ne demek? Evladım ayağı burkulunca adam sarmış sarmalamış. Türkan mı Bülent mi? Ay Allah'ım yarabbi. Ama menaydım ha. Ay sana da laf anlatmak deliği hendek atlatmaktan daha zor. Türkan... Sen de Bülent'i konuşuyormuş. Turhan denilen adamdan bahsediyorum burada. Anladım da Türkan'ı sarıp sarmalamış diyorsun bacı kalfa. Evet Türkan'ı değil. Ya? Türkan'ın burkulan ayağını. Ha, onu söylesene. Biz ne diyoruz burada? Adam doktor muymuş? Doktor olur mu kız? Ya? Adam çapkın. Çapkının teki hem de. Ama adam diyorsun ki ayağını sarıp sarmalamış. Tabii hem de sokağın ortasında. Canım adam iyilik yapmış ne var bunda? Ama bırak ne ederler sen. Ay sen o sen. Tanımadığın bir adama sokağın ortasında ayağını teslim eder misin? Yani çaresiz kalmışsam adam da iyilik yapmak istiyorsa niye teslim etmeyeyim? O zaman sen de ayrı malın soyusun. Hadi canım bacı kalfa. Hem ben Türkan'ı bilirim öyle kız değildir o. Ay canım öyle kız değil de niye kaçıp gitti İzmirlere efendim? Neden? İşte adamın yüzünden. Ayol adam iki günde ardı sepet çiçek yolladı. Aa, adam çiçekçi miymiş? Adam, hayır orada çalıştırıyorlar mı çiçekçiyi? Haydi anlasana çapkın adam ne yapar? Ne yapar? Çiçek yollar, çikolata yollar, telefon eder, haber gönderir anladım. Değil mi? Anladım. Adamın niyeti ciddi desene. Ay annem, Nayda. Efendim? Senin son günlerde kafana saksı mı düştü Allah'ın? Bir salaklar üstünde deli etme adamı, tövbe yarabbi ya Resulallah.
Nurcan Kalfa mı anlatamıyor? Nahide mi anlamakta güçlük çekiyor? Anlamıyorum. Siz ne dersiniz? Bence hiçbir şey söylemeyin. Çünkü görünen köy kılavuz istemez derler. Efendim ben asıl İzmir'dekileri merak ediyorum. Çünkü Nebahat Uğurlu ile gelen esrarengiz telefon, sinek küçüktür mide bulandırır misali benim de canımı sıktı. Dilerseniz birlikte İzmir'e uçalım ve oradaki Uğurlu giller neler yapıyor görelim. Abin nerelerde? Kalem fabrikasına gitti. Ben de birazdan eşyanın bulunduğu eve gideceğim gene. İşleriniz bugün bitiyor mu? Ah nerede, nerede? Eşyayı alamadım ki daha. Doğan'ın işi bitebilir bugün. Eşya işinde size yardımcı olabilirim. Hem doğrusu ben de merak ediyorum. Neler var okula? Ah neler yok ki. Anne biz de gelelim ne olur. Öyleyse ben burada ineyim. İnce abla sen eve mi gidiyorsun? Evet. Hem Elif var hem de annemle babamı yalnız bırakmamış olurum. Ya Salim de zaten size gidecekti. İşiniz uzun sürer mi anne? Vallahi bilmiyorum ki. Anlattım ya sana. Ha, o mesele. Hayır akşam evde yemekle birlikte oluruz diye düşünmüştüm. Amcacığım biraz durur musunuz? Sağ olun. Sen beni çağırmasan da ben zaten gelecektim. Elif'i çok özledim. Oldu. Tamam dikkatli git kızım. Hadi güle güle. Efendim, kimi aramıştınız? Ben yabancıları sayılmam efendim. Şahin Bey, gazinoda tavla oynarken görünce fırsat bu fırsattır diye Türkan Hanım'ı ziyarete geldim. Ayağı nasıl oldu diye merak ettim. Şahin Bey kim? Bitişik komşunuz. Bana karşı biraz haksızlık ediyor da bir tatsızlık çıkmasın diye onun bulunmadığı bir saati tercih etti. Ama Şahin Bey ne karışır bizim gelenimize gidenimize? Siz de aileden misiniz? Öyle sayılırım. Yoksa Türkan Hanım'ın ablası mısınız? O da denilebilir efendim. Pardon, buyurmaz mısınız? Ben alayım. Teşekkür ederim. Bacı Hanım yoklar mı? İçeride öğle uykusuna yattı. Oh, çok iyi. Neden? O da benden pek hoşlanmıyor da. Ya anlamadım. Türkan Hanım'ın ayağı nasıl oldu henüz söylemediniz. Bilmem iyi galiba. Anlamadım. Burada değil mi? Değil efendim. Denize mi gitti? Hayır, İzmir'e gitti. İzmir'e mi? Tevekkili değil. Bu sabah denizde göremedim de. Ne zaman gitti? Bu sabah gitti. Gezmeye mi? Hayır. Burada kendisine musallat olan yapışkan bir adamdan kurtulmak için kaçmış. Yapışkan bir adamı? Evet. Turan isminde bir sırnaşıkmış. Adam günde 3 posta çiçekler yolluyormuş, çikolatalar yolluyormuş. Bu yetmiyormuş gibi bir de sık sık telefonla rahatsız ediyormuş. Türkan da illallah demiş. İllallah. Evet. Allah. Sonra Türkan'ın burkulan ayağını sarmasına müsaade etmesini adam çok yanlış anlamış yorumlu. Yanlış mı? Ne gibi yani? Siz Türkan'ın dergiden mi yoksa okuldan mı arkadaşısınız? İkisinden de değil. Uğurlugilleri nereden tanıyorsunuz? Buradan, Silivri'den. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Eğer Türkan Hanım İzmir'den telefon açarsa lütfen tarafımdan geçmiş olsun der misiniz? Müsaadenizle. Olmaz. Bir kahvemizi içmeden giderseniz bana çok kızarlar sonra. Pek sanmam. Bu evde ilk defa üstünü kabul görüyorum tarafınızdan. Bu akşam üzeri tekneme teşrif buyurursanız hem birer çay içer hem de kardeşiniz Türkan Hanım hakkında görüşürüz. Teşekkür ederim efendim. Tekneniz nerede? Sahilde. Büyükçe beyaz bir tekne. Ben Nahide. Ya siz? Ben Deniz'de. Nahide! Neredesin kız? Uyumuş kalmışım içeride. Ay, Nahide akşama ne yiyeceğiz be? Misafirimiz var Nurcan Kalfa. Beyefendi geçmiş olsun dileklerini iletmek için gelmişler. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz efendim. Sefader getirdik. Hayda! Getirmemişim be. Getirem artık. Şuna bak. Bu sefer yaya kaldın ama teterensin ne haber? Türkan senin şerrinden daha İzmirlere kaçtı. Ama Nurcan Kalfa beyefendi... Sus sen sus. Beyefendi dediğini kim olduğundan haberin var mı senin? Ahbabınızmış. Sen... Nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gelmişler. Nezaketi basın onun. Hanımefendi, Türkan Hanım'ın ablası olarak beni anlayışla karşıladığınız kim için teşekkür ederim. Müsaadenizle. Biliyor mu? Akşamüstü bekliyorum. Bir dakika dur bakayım. Kim kimin ablası? Kim kimi bekliyor? Ay anladım galiba. Bu sefer sıra Nahide'ye mi geldi? Bak adam. Sen aklını başını devşir. Bu ailenin babasının kim olduğundan haberin yok galiba. Çok muhterem bir zat olmalı. Sen öyle sen.
Onu adıyla, sanıyla yedi kule canavarı salim derler. Anneciğim, sağ ol, biraz ayıp oluyor mu? Sekiz kişiyi böyle palamut gibi doğramıştır da 10 sene hapis yatmıştır o. Affı umumi de çıktı dışarı. He? O kadar, hadi bakalım. Ya, dur, nereye? Kaçıyor bak. Çiçeği unuttun Turan Efendi. Turan mı? Turan. Aa, hiç belli olmuyor. Ya, olmaz. Vallahi. İnsanın alacası içinde. Evet, devam edin. Yok, bu değil. Devam edin. Biraz daha gidin, biraz da... Şu galiba. Tamam, şu ev olacak. Tamam. Ne güzel. Buyurun, sağ olun. Bayağı büyük bir olmuş. Evet, eşyayı da beğeneceksiniz. Siz bu telefon işine ne diyorsunuz çocuklar? Vallahi bence ev sahibine açın o meseleyi. Bence de. Demek Perili Konak burası. Ömrümde ilk kez böyle bir yere gireceğim. Hayal kırıklığına uğrayacaksın canım. Neden? Senin filmlerde gördüğün o perili konaklara hiç benzemiyor da ondan. Ama telefonla tehdit başlamış bile. Bu da pek hoş sayılmaz. Bu bence çıkarı bozulan birinin işidir. Evde oturan var mı? Hayır. Bir vekilleri varmış, o bakıyor. Telefon ettim otelden, bekleyecekti bizi. Hadi çalalım o zaman kapıyı. Ay, şimdiden heyecanlanmaya başladım. Bak ben ne diyorum. Madem benim kimsem yok, İzmir'e gideyim, ben seni ailenden isteyeyim. Siz reklamcılar hep böyle saçmalar mısınız? Hayır, uçarız. Uçar mısınız? Uçmayan reklamcı olamaz zaten. Nasıl uçuyorsunuz? Hayallerimizin ufkunu hep geniş, hem de çok geniş tutarak. Peki ne diyeceksin annemlere? Rollerimizi değiştirdik derim. Oğlunuza evlenme teklifinde bulunan bendim. Onun için de onu sizden istemeye ben geliyorum. Kim bilir nasıl şaşırır zavallıcıklar. Aa, benim dinlenme saatim doldu. Darılma ama bundan sonra sana Ömer demeyeceğim. Niye? Bak ne diyeceğim biliyor musun? Bay Saat diyeceğim. Neden ama? Çünkü bilgisayar gibi, makine gibi tıkır tıkır işliyorsun. Ne yapayım, kendimi böyle disipline etmişim ben. Hadi saatini ayarla da yürüyüşe çıkalım. Ne kadar yürüyeceğiz? 7 dakika 22 saniye. Sonra? Sonra ben lojmana dönüp 2 saat çalışacağım. Sen de eve gidip çeyiz dikeceksin. Saat 8:05:10:06 geçene... Gelip seni alıp yemeğe götüreceğim. Yemek ne kadar sürecek? Bütün gece. Bütün gece mi? Evet. Nasıl olur? Kronometremi bozacağım. Yani bu akşamlık bay saat olmaktan çıkıyorsun. Evet. Zamanı durduruyorum. Eşyanın tam bir envanteri var mı? Ha, var var var. Hem de noter tasdikli. Peki nakliyat sırasında değişme, değiştirme söz konusu olabilir mi? Ne? Aa, hay Allah, nereden çıkardın şimdi bunu? Sen birkaç gün daha kalabilir misin İzmir'de? Elbette kalırım. Sen ne zamandan beri başkalarının hesabına cevap veriyorsun bakayım? Ha? Kalabilirim efendim. Sahi mi? Çok iyi olur. O zaman bana yardım edersin. Böyle bir tehlikeyi de birlikte önlemiş oluruz belki. Sen eşyayı beğendin mi Bülent? Evet. Bence iyi bir parti. Ama neden müzayedeye çıkarmıyorlarmış? Bilmiyorum ama anladığım kadarıyla varisler bu işin duyulup yayılmasını istemiyorlar. Gene anladığım kadarıyla alıcının İstanbul'dan gelmesi... Eşyanın gene İstanbul'a gidiyor olması onların daha çok işine geliyor. Beklettim sizi ama telefon konuşmamız biraz uzun sürdü. En son bu fiyata bırakıyorlar. İyi, fena değil. Yani aşağı yukarı bizim verdiğimiz fiyata yaklaşmışlar. Yalnız bu eşyanın nakliyat sigortası edilmesi gerekiyor. Niçin? Tehdit ediliyorum da ondan. Ne gibi? Bilmiyorum. Tanımadığım biri otele telefon ediyor. Bana bu eşyayı alacak olursanız nakliyat sırasında imha edilecektir, haberiniz olsun diyor. O zaman iş değişir. Yani sigorta gerektirir, öyle mi? Hayır, ona demek istemedim. Ya? Hiç. Rica ederim. Bilmemiz gereken bir şey varsa bizden saklamayın. Sizi değil, bizleri ilgilendirir. Demek İsveç'ten dönmüş. Kim? Dedim ya, bizimle ilgili. Karışmayayım, karışmayayım dedim ama dayanamadım. Tehdit edilen misiniz? Siz hala bizi ilgilendirir diyorsunuz. Şu kıza bakın dedeleri, şu Elif kıza bakın. Nasıl da gülücükler yapıyor size. Başka yere baktığınız yok ki zaten. Ay canım, büyümüş de küçülmüş bu. Şuna bak, şuna ne kadar tatlı. Bu çok cilveli bir kız olacak Salim Beyciğim, ne dersin? Çok canlar yakacağı benziyor. Hele 18 yaşına gelsin, siz o zaman görün onu. Sanmıyorum hanım, sanmıyorum. Ah niye? Baksana çok hareketli, cici bir kız olacak bana kalırsa. Senin söylediğin doğru da, benim demek istediğim o 18'ine gelince ben görebilir miyim? Görürüz belki canım.
canım. Sizler belki ama ben 70'imi çoktan solladım Salim Büyüceli. Aa, niye öyle söylüyorsun be? 88 yaşına kadar yaşayanlar yok mu sanki? Evet. İnci 10 yıl önce evlenseydi belki. Şimdiki gençler de 30'una varmadan bir türlü evlenemiyorlar. Doğrusu o galiba ama. Ben 23 yaşında evlendim de ne oldu? Hay huydan, hayata ilk adımları atmanın telaşından çocuklarımın bize tadını çıkaramadım. Sonra bir gün gelip kendime baktığımda çocuklar büyümüşlerdi bile. Galiba torunlar da bu yüzden fazla seviliyor. Evet. Hanım biraz da ver de şu maskarayı biz sevelim ya. Aldım kucağına, tek eline aldım bunu. Ay canım dünya tatlısı, şuna bak. İnsan öpmeye bile kıyamıyor. Mis gibi de kokuyor, mis gibi. Allah bağışlasın. Ya hanım, bunun hasretine nasıl dayanacağız biz? Sorma. İster misin evimizi İstanbul'a nakledelim? Ben Elif'in altını değiştirip hemen geleceğim. Oh canım, kahveyi nasıl içerdiniz Salim Bey? Orta şekerli lütfen. Ben yapayım kahveyi. Sen otur be, sen otur. Geçen gün taşırmışsın ocağın üstüne, temizleyinceye kadar akla karayı seçtim. Bak şimdi, bu hanımlar böyledir işte. Hem yardımımızı isterler, hem de işimizi beğenmezler. Pekala efendim. Alıyorum eşyayı. Vazgeçmiyorsunuz demek. Hayır, vazgeçmiyorum. Ama tehdit edildiğinizi söylediniz. Uğurlugiller öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak cinsten değildir. Hatta o İsveç'ten gelen her kimse ona rağmen. Eşyanın satılmasını istemeyen biri mi var? Niçin saklıyorsunuz? Ben vekilim, elçiye sevali olmaz derler. İşte satış mukavelesi ve noter tasdikli envanter. Parayı nakit olarak mı yoksa çek olarak mı ödeyeceksiniz? Çek olarak ödeyeceğim elbette ama şimdi değil. Anlayamam. Eşya kamyona yüklendikten sonra. Neden? Nedeni var mı beyefendi? Bu satış işi Hitchcock filmlerinin senaryolarına dönüştü. Şimdi ben bu eşyanın parasını verir, buradan çıkar gidersen bu eşyayı satın almış olurum değil mi? Evet. Yarın sabah da gelip bu konağın külleriyle karşılaşırsa. Ne demek ya? Ne demeyi var mı beyefendi? İnsaf buyurun. Yani İsveç'ten geldiği anlaşılan ve sizin bir sır gibi sakladığınız biri beni tehdit ediyor. Şimdi bu biri eşyayı yolda yakıcıyla akşam gelip bu konağa kundaklayıverirse, o zaman bana paramı geri verir misiniz? Haklısınız. Satış muamelesi tamamlanınca sorumluluk bizden kalkar. Değil mi? O zaman. Eşyayı bugün alamaz mısınız? Bugün mü? Allah bilmem. Yalnız olsam pek cesaret edemezdim ama Bülent'le Türkan burada olduğu... Alırız anne. Alırız. Alıyoruz. Bugün alıyoruz eşyayı. Salim Beyefendi. Müsaade buyurursanız size bir şey sorabilir miyim? Bana her şeyi sorabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim bu Ayşen Hanım'la bizim Ömer'in bu kadar yakın ilişki kurmasına ne buyurursunuz? Hay Allah elinizi versin. Bunu mu soracaktınız? Pardon, yanlış bir şey mi yaptım? Hayır, katiyen. Yalnız bu konuda ben ne söyleyebilirim? Normal karşılıyorsunuz demek öyle mi? Siz anormal mi karşılıyorsunuz? Yok estağfurullah. Hayır, onu demek istemedim de. Sadece anlamaya çalışıyorum. Azizim, sosyal gelişmelerin gerisinde kalırsak hiçbir şeyi anlayamayız kolay kolay. Evet. Biz yaşlanıyoruz. Ve her şeye kendi gençliğimizdeki ölçülere bakarak bir mana vermeye çalışıyoruz. Evet, haklısınız. Affedersiniz ama her şeye rağmen bendeniz kimsesiz bir kızın evlenme amacı dışında bir erkekle bu kadar yakın ilişki kurmasını bir türlü kavrayamıyorum. Vallahi evlenirler veya evlenmezler. Bu bir araya gelmelerini engellemiyor. Peki siz ne diyorsunuz? Ben ne diyebilirim ki? Ortada bir vaka var. Ve benim söyleyeceklerim bu vakayı değiştirmez kolay kolay. Ömer okumuş etmiş koskoca bir adam. Hesaplı, planlı. Kronometre gibi adeta. Peki Ayşen kızımız? Ayşen bize geldi gitti birkaç defa. Doğan'ın da en yakın mesai arkadaşı. Valla bize göre biraz fazla açık fikirli belki ama... Şirin, tatlı, çalışkan, işini ve hayatı seven, kendisiyle barışık bir çocuk. Evet. Demek bize hadi hayırlısı demekten başka bir şey kalmıyor deseniz. Bu yaştan sonra kavrayamadığımız her hadise karşısında öyle demek zorunda değil miyiz? Doğru. Çok doğru.
Canım. Ah, canım. Ah, geciktir değil mi biraz? Hayır efendim. Mi çok? Hayır neler oldu Bülent benden sonra anlat bakalım. Nakliyat şirketiyle konuştum. Ha? İki büyük kapalı kamyon bütün eşyaları İstanbul'a taşıyabilecek. Oh, dökmeden götürseler bari. Garanti ediyorlar. Ayrıca sigortamızı da onlar yaptırıyor. Oh, çok iyi. Ne zaman yükleniyor? Bu akşam. Peki ne zaman yola çıkıyor? Hemen yarın sabah. Yarın sabah mı? Öyleyse bizim de yarın ilk uçakla İstanbul'a dönmemiz gerek. Bakın, bence siz burada kalabilirsiniz. Ben şimdi gider bir uçağa atlar, doğru İstanbul'a gider, yarın sabah kamyonlarla eşyaları karşılarım. Ne iyi çocuksun sen böyle. Söyle bakayım bana, bu Bülent neden bu kadar iyi? Bilmem, kendisine sor. Sen neden bu kadar iyisin bakayım söyle. Şimdi ne yapacağız? Rayka Hanım'a yemeğe gidiyoruz. Ay, süslendik o kadar. Giderken bir şeyler alalım anne. Alalım ya, meyve alalım. Biraz içki alalım, hafif bir şeyler. Bu başarımızı kutlamamız gerek. Tabii. Öyle değil mi? Anne. Canım, bir hata mı ettim? Ay, yok canım, kafama bir şey takıldı da. Ne? Bu İsveç'ten gelen adam kim acaba? Eşyalarımız sağ salim gider mi İstanbul'a? Bakın, kamyonlar İstanbul'a gelince ben oradan sizi telefonla ararım. İçiniz rahatlar. Ben dedim sana, bu Bülent çok iyi bir çocuk. Anladığım kadarıyla çok güzel bir fabrika olacak. Teşekkür ederim. Ama makinaları göremedim. Makinalar henüz monte edilmedi. İyi ama efendim. Bir haftaya kalmaz montaja başlayacağız. Peki ne kadar sürer? 3 ay kadar. 3 ay sonra deneme üretimine geçebileceğiz. Peki biz reklam çalışmalarına nasıl başlayacağız? Ben size kataloglar vereceğim. Vereceğim kataloglarda üreteceğimiz kalemler en ince teferruatına kadar yazılı. Çok iyi. Zaten bir hafta sonra Turan Bey gelip size büyük bir briefing verecek. Turan Bey? Evet, yönetim kurulu başkanımız. Tanışmadınız mı? Henüz hayır. Kendisi şu anda Silivri'de yazlıkta, köşkünde. Bir hafta sonra gelecekler, mühendislerle beraber size üreteceğimiz kalemler hakkında geniş bilgiler verecekler. Zaten daha önceden gelip fabrikayı gezmenizi de kendileri arzu ettiler. Evet, bizim patron da öyle söyledi. Hı hı. Kapalı alan bu kadar geniş tutulduğuna göre anlaşılan çok büyük bir fabrika olacak. Evet, Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük kalem fabrikası da diyebilirsiniz. Gene haremlik selamlık ayrıldık. Ya nedense hep öyle oluyor değil mi? Ama iyi oldu. Benim size birkaç çift sözüm olacak. Öyle mi? Hayrola buyurun. Sizlere bir kere daha hayran oldum. Çok teşekkür ederim ama neden? Bakın Bülent Bey ile Türkan benim bildiğim kadarı nişanlı bile değiller. Ama bakıyorum siz bir arada gezmelerinden yani nasıl söylesem... Pek fütur getirmiyoruz. Yani pek umursamıyor görünüyoruz değil mi? Evet, en iyisini siz söylediniz. Nasıl oluyor bu? Ya bilmem, galiba Bülent'e de Türkan'a da güveniyoruz. Güvenmek istiyoruz. Sonra... Laf söyleyecek olan varsa söylesinler diyoruz. Laf söyleyecek olanlar ahbabımız olmaya layık insanlar değil diyoruz. Üstelik siz kız tarafısınız. Ne fark eder? Aa, öyle demeyin, çok şey fark eder. Bakın Kerim'le ben Ömer'i düşünmekten inanın uykularımız kaçıyor. Sahi mi, neden? Ya kızcağızı oyalar da sonra bırakırsa diye. Bakın Rayka Hanımcığım, siz Ömer Bey'le Amerika'da beraber miydiniz? Hayır. Neler yaptığını biliyor musunuz? Yok. O halde? Anlayamadım. Gördüğüm kadarıyla kızınızı da oğlunuzu da gayet iyi yetiştirmişsiniz. Hay, eksik olmayın. O zaman bir yerden sonra bırakacaksınız artık. Çok zor biliyorum ama karışmayacaksınız. Pardon. Alo. Buyurun. Kim? Ah, merhaba kızım. İyi akşamlar. Ayşen Hanım. Öyle mi? Bülbül'ü an kafesi hazırla demişler. Biz de Nebahat Hanım'la şimdi sizden bahsediyorduk. Ne tesadüf, biz de Ömer'le sizleri konuşuyorduk. Teyzeciğim size bir haber vermek için aradık. Biz Ömer'le haftaya evleniyoruz. Oğlunuzu bana vermekte bir sakınca yoktur inşallah diye aradım. Anlayamadım. Yani niye böyle apar topar... Hayır, hayır. Yani yolumu, yordamını daha iyi değerlendirebilseydik demek istiyorum. Ne diyor? Bir dakika evladım, bir dakika. Ayol, delirmiş bunlar. Haftaya evleniyorlarmış, Ömer'i benden istiyor. Ne diyeyim ben bu kıza? Bana verir isterseniz. Bir dakika evladım. Nebahat Hanım görüşmek istiyor. Bir dakika. Alo Ayşe, nasılsınız kızım? Hayır. Tabii şaşırdı biraz. Ya, hep şaşırdık. Nasıl oldu böyle birden? Birazcık daha bekleyemez miydiniz? Dün evlendirme memurluğuna gittik. Muameleleri başlattık. Haftaya da Ömer'in lojmanına bir memur gelip nikahımızı kıyacak. Peki biz bulunmayacak mıyız nikahta? Bulunmaz olur musunuz? Onun için telefon ediyoruz zaten. Ne diyeyim bilmem ki.
O zaman bize de nikahta hazır bulunmak düşüyor. Aa, olur mu canım? Ne giyeceğim ben? Bak kayınvaliden ne giyeceğim diye soruyor. Çıldırmış vallahi bunlar. Ömer orada mıymış? Peki kızım, anlaşıldı. Ömer orada mı? Annesi görüşmek istiyor. Veriyorum. Hepinizi hasretle öpüyoruz. Annen konuşmak istiyor. Alo. Merhaba Ömer. Hayırlı olsun oğlum. Anneni veriyorum. Alo Ömer. Ne bu oğlum böyle? Ayşen anlattı ya. Ordinatörüme baktım. Benim için en uygun zaman gelecek cuma. Ordinatör anneciğim. Benim zamanımı ayarlayan makine. Ne yapacağımı, ne edeceğime o karar veriyor. Ondan öğreniyorum. Ayşen'e ve bana ait verileri bilgisayara yükledim. Sonuç olumlu çıktı. Evlenebileceğimiz anlaşıldı. Kime ne verdin oğlum, anlayamıyorum. Dur. En iyisi ben senin babanı çağırayım. Dur. Kerim! Efendim? Çabuk buraya gel, çabuk! Bu kadar. Ne var? Olur mu ne var? Ortada onda da önemli bir şey yok bence. Hayrola? Gel. Buyurun Kerim. Rahatsız olmayın. Gel Kerim Bey, gel. Oğlun telefonla makine evlenebilirsin diyormuş. Ne makinası, ne evlenmesi ya? Konuş. Bir dakika. Alo, Ömer. Merhaba. Bak annen neler söylüyor Allah aşkına. Nedir şu mesele, bir kere de bana anlat bakayım. Şaka maka, ona kadar uyumuşsun sen Ebat. Sorma Salim, sorma. Ben de bütün gece kabus gördüm. Anlaşılan o perili köşk hikayesi benim iyice bilinçaltıma işlemiş. Ben de. Sen de mi? Ya, sen anlat Allah. Ben de anlatacağım. İşte sözde bizim eşyayı İstanbul'a götüren iki kamyon da yolda kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Ne bileyim ben Salim, rüya bu. Kaybolmuş işte. Yani Balıkesir'den sonra hiç gören olmamış. Derken bir haber geliyor. Bizim Bülent'i İstanbul'a götüren uçak bir tarlaya mecburi iniş yapıyor. Sonra ne oluyor, ne bitiyor demeye kalmadan ay seni yakaladılar, hapishaneye tıktılar. Yap. Ne gülüyorsun? Ter içinde uyandım. Hapishaneye tıktılar dedin de ona gülüyorum. Senin hapishaneye tıkılman çok mu komik bir şey yani? Ben de böyle bir rüya gördüm de ondan. Sahi mi? Çok iyiydi, gidiyorum sonra. Sözde ben bir numaralı halk düşmanı canavar Salim'mişim. Şişli canavarı diyorlar bana. Ya ben o değilim diyorum, yalvarıyorum, bağırıyorum. Kimse dinlemiyor, tutup hapse atıyorlar. Hay Allah, hay ben de kanter içinde uyandım. Çok yedik canım. Ve karnın yemekleri çok lezzetliydi. Farkında olmadan fazla kaçırdık galiba. Hadi gel şimdi havuza gidip güzel bir yüzmeye ne dersin? Aa, sabah kahvemi içmeden şuradan şuraya gitmem. Garson, evladım bana şöyle az şekerli, bol kahveli, hafif pişmiş, okkalı bir kahve yapar mısın? Bahsettin efendim. Teşekkür ederim. Aa, çok imrendim buna. Benim kafam kel mi? Evladım. Bir kahve de bana yapar mısın lütfen? Başüstüne efendim. Nebahat, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun canım? Şu ev satılsa da senden alsak başımızı şöyle bir iki aylığına dışarıya gitsek. Evet. Ne evdi, ne çocuklardı, ne işti, ne güçtü, hiçbir şey düşünmesek. Ne dersin? Hele bir ev satılsın da bakalım.